Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Ozan Koç. Öyle git böyle yap. Şu şakayı böyle yaparsan daha komik olur falan. Tak 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 falan. İşte o budur. Kim yok. Umarım yok. Vay sana kurban olurum falan dedi. Ya. Aa. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizinle birlikte olmadığımız zamanlarda fantastik gelişmeler yaşandı. Hayatımızın bütün Hollywood filmleri artı distopik dizilerin birleşiminden oluşan fantastik bir aşureye benzediği şu günlerde daha fantastiği nasıl olabilir? Bu kap geri nasıl boş gönderilmez? Hepsini gördük. Ki artık öyle bir haldeyiz ki küresel ısınmayı gözümüze, depremi kulağımıza damlatıyoruz. Pirinçten göktaşı ayıklıyoruz. Uzaylılar gelse sakin bir şekilde selamünaleyküm birader geç otur. Kaç ışık yılı uzaktan geldim bir soluklan ya diyebileceğimiz bir seviyedeyken ayarlarımız oynadı. E nasıl oynamasın sevgili izleyenler? Gündem değil ki sürpriz yumurta. Önce yeni bir yasağımız oldu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Hepimizin bildiği gibi bir gece ansızın geldi. Geçtiğimiz cuma gecesi geldi, pazar gece yarısı geçti. Gitti diyemiyoruz çünkü yeniden geri geldi. Artık bir süre ki bu da ne kadar zamana denk geliyor artık hiç bilemiyoruz. Hafta sonu ne yapsak sorusunun cevabı belli. Yani biz tabii ki bunu olumlu bulduk. Öyle gerek görüldüyse elbette böyle bir yasak gelsin yani. Başka yasaklar da gelsin. Sadece umarız bundan sonra bir yasak gelirse ansızın gelmez. Arkadan böyle sokulup gözlerimizi kapayıp bil bakalım ben ne yasağıyım diye bize şirinlik yapmaz. Demez. Pastadan çıkmaz. 2 saat önceden sürpriz sınav gibi çıkarın maskeleri eldivenleri sokağa çıkma yasağı yapıyoruz gibi olmaz. Önceden haber verir, mail atar, yerini ayırtır, inince mesaj atar, yaklaşınca arar, sırasını bekler, maskesini takar, fısfısını sıkar artık neyse yapar yani. Böyle yırtık damdan düşer gibi olmaz yani. Çünkü sokağa çıkma yasağı sürpriz olunca halk olarak biz de durur muyuz yapıştırdık paniği. Bir sürpriz de biz yaptık ya. Marketlerin, fırınların önünde konser sonrası imza bekleyen Justin Bieber fanları gibi yığıldık. Hani Justin Bieber mı kaldı da? Hani işte niye böyle bir şey yaptık anlasak da anlayamıyoruz açıkçası. Canımız panik mi çekti? Koronaya mı aşerdik? Yani mantıklı tek açıklama bu gibi. Biz sokağa çıkma yasağı olursa nasıl korona kapacağız diye mi düşündük? Ya evde Covid-19 biterse gibi bir içgüdüye mi sahibiz? Yani ondan mı oldu? Vallahi korktuk ya. Umut fakirin ekmeği, ekmek aslanın ağzında. Aslan da Covid hastası sevgili izleyenler. Öyle düşünün ne diyelim. Politikacı gibi böyle kıssadan hisse noktasına da geldik resmen. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen hep yanlış gider gibi böyle politikacı örnekleri vermekte hiç istemiyoruz. Hayır bir de ne alakası var düzelt o düğmeyi. Bir düğme atla, düzgün ilikle. Sonra geri dön öbürünü düzelt. Hayır ben... Benimki de mi yanlış? Tamam ben düzeltirim sonra. Hanımlar beyler bu ve bunun gibi hiçbir şeyi hatırlamayacağınızı umduğumuz programımız başlıyor. Panik yapmayın gözünüzü seveyim. Hoş geldiniz. İzin. Şurada sayılı günü var hepimizin. Ben ölmüşüm ne yazar dünya. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bu gece bu kalp gelmişe geçmişe. Seviyor, seviyor, seviyor. Çok görmedim ömrüm geçiyor. Belli ki ağlamakla gözyaşı tükenmiyor. Yan yana yürüyor
Hayır arpa üzüm. Arpa soruyor niye asık yüzün. Boş bardakta kalmaz izin. Sonu meyhane bak hepimizin. Ben ölmüşüm ne yazar dünya. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bu gece bu kalp gelmişe geçmişe. Çok ağladım, bir faydasını görmedim. Ömrüm geçiyor. Belli ki ağlamakla gözyaşı tükenmiyor. Teşekkür ederim. Koronavirüsün patlak verdiği ilk yer olan Wuhan karantinayı kaldırdı sevgili izleyenler. Küçük Puşt'un bir yandan ilk çıktığı yer olan Wuhan'da etkisini yitirmesi dünyanın geri kalanı için umut kaynağı olurken, diğer yandan da kapıdan burnunu çıkartamayan ülkelerdeki vatandaşlar Wuhanlıların sokakları çılgınca doldurmuş olmasına içerlemiş durumda. Printerımızın kartuşu bittiği eskilerden gösteriyoruz. Bunun ilgisi yok. Şöyle şeyler diyorlar. Ya sanki biraz nispet yapar gibi olmadı mı Wuhanlı kardeşim? En azından gözümüze sokmayabilirler abi. Ve bir süre Wuhan'la ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum gibi yorumlarda bulunuldular. Bulunmuşlardır bizce. Dünya halkları Wuhanlılardan kurdu kuşu yarasayı bundan sonra rahat bırakmalarını, her bulduklarını ağızlarına sokmamalarını rica ediyor. Gün geçmiyor ki aa bunu da görmüş olduk diyeceğimiz yeni bir internet akımı çıkmasın. Karantina sebebiyle evde kalan Instagram fenomenleri tuvalet kağıtlarını götlerinde başlarında sektirmekten sıkılmış olacaklar ki Karantina Pillow Challenge adıyla yeni bir akım başlattılar. Ülkemizde de anında karşılık bulan ve madem dışarı çıkamıyorum ben de belime kemerle yastık bağlayayım şeklinde özetleyebileceğimiz bu challenge için bir yastık, bir kemer ve bu ikisini belinize bağlayacak yeteneklere sahip olmanız yeterli. Zannediyoruz challenge yani meydan okuma kısmı yastıkla çektiğiniz resmi internete yüklerken benim hayatımda ne oldu da bu noktaya geldim diye düşündüğünüz an olacaktır. Şimdiden kolay gelsin diyoruz. Allah yardımcınız olsun. Karadeniz'in çılgın şehri Samsun'da ise bir vatandaş koronaya dikkat çekmek iddiasıyla ağacı oyarak içine girdiği fotoğrafı korona gelsin de beni burada bulsun yazısıyla paylaştı. Koronanın değil ama Orman İşletme Müdürlüğü'nün dikkatini çekmiş olacak ki kendisine ormanda bulunan ağaca zarar vermekten yasal işlem başlatıldı. Ki belki biraz bekleseler orman halkından mesela bir ayı daha caydırıcı bir ceza verebilirdi diye düşünüyoruz sevgili izleyenler. Fenomen dizi La Casa de Papel'de Helsinki karakterine hayat veren oyuncu Darko Peric bir röportajda Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin sorusuna İstanbul yanıtını verdi. Ünlü oyuncunun İstanbul sevgisi elbette hepimizin göğsünü kabarttı. Ancak emin olmak amacıyla aynı cevabı bu kez de iş çıkışı Cevizli Bağ metrobüs durağında vermesi için kendisini karantina biter bitmez İstanbul'a davet ediyoruz. Bu onun da çıktısını alamadık ama yaklaşık böyle bir hissi var. Zira İstanbul'la Helsinki arasındaki fark ölmekle bayılmak arasında olan farka oldukça yakın. Çekya polisi nudistleri uyardı. Çıplaklar da maske takmak zorunda. Koronavirüs pandemisi nedeniyle maske takmanın zorunlu hale getirildiği Çekya'da bir grup nudistin maske takmadıkları için polis tarafından azarlandığı bildirildi. Azarlarken ne dediklerini bilmiyoruz ama donsuz olur onsuz olmaz gibi bir şeyler demiş olduklarını tahmin ediyoruz. Zira yerel polise göre Çekya yurttaşları bunun için tasarlanan alanlarda çıplak güneşlenebiliyorlar. Ancak yüz maskesi takmaları gerekiyor.
Çek burada bir yer. Sevgili izleyenler, bu haberle bir kez daha maske takmanın don giymekten bile önemli olduğunu görmüş olduk. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un koronayla ilgili yapılacak mücadelede alınacak yeni tedbirleri açıklarken maske takmadığı gözlendi. Atarlı lider Kim Jong-un'un bu sefer insan sağlığını oraya buraya atacağı nükleer bombalarla değil de bizzat ağzından saçtığı tükürüklerle tehdit etmeyi başararak kendi adına büyük bir adım atmış oldu. Kim Bey önümüzdeki günlerde korona ile mücadelede daha sert önlemler alacağını söyledi. Hastaları direkt idam ettirdiği söylentisinden sonra umuyoruz virüse direkt bomba attı haberlerini duymayık. Hindistan koronavirüs kapsamında aldığı kararlar ve uygulamalarla şaşırtmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Amerika, Avustralya, Meksika ve İsrail'den gelen turistlere kısıtlamaların farkında olup olmadıkları sorulduktan sonra ceza olarak her birinden 500 kez tecride uymadım, özür dilerim yazması istendi. Sonrasında eğer tekrar ederlerse velilerini elçiliğe çağırdılar herhalde. Çok da şey yapmayın diye düşünüyoruz. Sokağa çıkma yasağı birçok vatandaşımızı hazırlıksız yakalarken sahip olduğumuzu bilmediğimiz yerli donuanımızı da ortaya çıkardı. Ya da karantinayı fırsat bilip sokağa inen canlılar arasına bu donuan amca da katıldı artık tam bilemiyoruz. Jandarmanın kayda aldığı gönül hırsızı amcamız yasak olmasına rağmen sokağa çıkmak zorunda kaldığını çünkü 3 adet eşi olduğunu her birine ayrı ayrı gitmesi gerektiğini söyledi. Jandarmalarımızı gözlerinden öpüp beni idare edeceksiniz diyerek dağda yaşayan 3 numaralı eşinin yanına gitti. Birçoğumuz burada bir tane bile bulamayıp tohuma kaçarken amcamıza maşallah medeni hukukunuz bol olsun diyoruz ne diyelim. Yine İstanbul'da yasak dinlemeyip üzerine bir de alkol alarak sokağa çıkan bir sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü ben arabada oturuyorum sokağa çıkmadım ki gibi Sokrates'i bile kıskandıracak bir savunma yaptı. Ama polisler sakin ol champ arabadayım minvalindeki bu açıklamayı yemeyip cezayı basmışlar. Denizli'de ise yine yasağa uymayıp aracıyla dışarı çıkan bir çift dur ihtarına da uymayınca haliyle kovalamaca başlamış. Sonra saklanmak için girdiği arazide başka bir araca çarpınca eşini rehinciye bırakılan kimlik gibi arabada bırakıp kaçmış. Arabada bırakılan hanımefendi de eşim ceza yememek için kaçtı bana yazın fark etmez şeklinde hayattan vazgeçmiş. Bir şekilde ikisi adına cezaya göğüs germiş. Hanımefendinin rahatlığı yüksek ihtimalle cezanın kralını eve dönünce keseceğini bilmesinden kaynaklanıyordur. Sevgili izleyenler yasağın tadını en çok çocuklar çıkardı. Kardeşiyle oyun oynamaya çıkan 4 yaşındaki yanakları sıkılası Bücür polisleri görünce kız kardeşiyle yaptığı eve saklandı. Sevgili izleyenler geçen bölümümüzde bu ayın fragmanı da yayınlanmadı. Başımıza hangi felaket gelecek acaba diye sormuştuk. Neyse ki adaylar ayın ortası gelirken kendini göstermeye başladı. İlk adayımız Çernobil'den. Çernobil nükleer santralinin civarında başlayan orman yangınları nedeniyle bölgedeki radyasyon 16 kat artmış. Virüs bir yandan hali hazırda mutasyon geçirirken biz de artık ondan geri kalmaz bir köşede kendi mutasyonumuzu geçirip otururuz diye düşünüyoruz. Aman Çernobil uzak derseniz sevgili izleyenler eşek arısı verelim. Mirror'ın haberine göre Çin'den, bakın gene Çin çıktı. Yanlışlıkla Avrupa'ya 2006 yılında gelen eşek arıları yıllar içerisinde yüz binlerle ölçülecek bir koloni kurmayı başarmış. İklim değişiklikleri nedeniyle rahatsız olan arılar şu an İngiltere'ye doğru gidiyorlarmış. Lütfen buraya gelmeyin. Zaten canımız burnumuzda sevgili eşek arıları. Zaten nasıl yanlışlıkla gitmişler ki onu da anlamadık sevgili izleyenler. Banker bilo mu canım bu? Birileri sizi Almanya'ya götüreceğiz orada çalışırsınız diye alakasız bir yere mi bıraktı? Ne yaptı ki yani? Çocuklar hadi Çin'e gidin. Ha? Sevgili izleyenler kahvehane ve kafe tarzı toplu hallerde görüşülecek yerlerin kapatılmasıyla ülkecek gizli bir sorunumuz daha olduğu anlaşıldı. Meğer ülkece koskoca bir Ocean's Eleven setiymişiz de haberimiz yokmuş. Yasak başladığından beri kahvehaneleri gizlice açtıran veya evlerde toplanıp okey oynayan toplam 4.960 kişiye 15 milyon liraya yakın para cezası kesilmiş. Yani halkımız pişpirik oynamadan duramıyor sevgili izleyenler. Bakın dünyanın sonu gelmiş, adam hala okey'e dönüyor. Konuyla ilgili en ilginç olay da Esenyurt'ta yaşanmış. İkinci kez mühürlenen bir mekana baskın yapılmış. Polisler 14 kişiye ceza keserken
İki kumarbaz perdenin arkasına saklanarak polisten gizlenmeye çalışmış. Polis olayın perde arkasını da kolayca ortaya çıkarmış sevgili izleyenler. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Hanımlar beyler, bu haftaki konuğumuz alkışlarınızla geliyor Oğuzhan Koç. Bu ses de kendiliğinden kesilmiyor ki. Bu fade out olması gerekmiyor muydu? Alkışlarla yaşıyordum. Bu çok iyi geldi biliyor musun? Valla arada haftada bir ben de kendime basıyorum bunu Oğuzhan. Çünkü bünye... deyip devam ediyorsun değil mi? Evet abi, yani ona çok alışmışız belli ki. Bu arada hemen zaten başından söyleyeyim. Hem seyircilerimize hem sana. Biz online beraber vakit geçirdiğimiz bütün konuklarımızla canlı yayına geçer geçmez zaten birer kendilerine özel program yapacağız ilk fırsatta. Yani onların müsait olduğu, eğer kabul ederlerse ilk fırsatta tekrar canlıda da yapacağız. Çünkü evet, gerçekten evet, o atmosferi herkesin yaşamasını istiyorum yani. Çok istiyordum hakikaten oraya gelmek. Yani o stüdyo mu diyeyim artık, o mekana. Kısmet olmadı. Daha sağlıklı günlerde umarım yaparız. İnşallah abi. Şimdi olursa... İyi bakın, hoşça kalın. Hadi görüşürüz, çok öpüyorum. Arayacağım ben. Bay bay. Yeterince kısa olmuştur umarım herkes için. Şimdi Oğuzhan, sokağa çıkma yasağıyla birlikte toplamda karantinanın sen kaçıncı gününü yaşıyorsun ve her şey nasıl gidiyor? Ya her şey iyi gidiyor. Yani olabilecek en iyi şekilde gidiyor. Ben çok böyle gün sayanlardan değilim. 18 oldu, 19'dayım. Lanet olsun 20 falan. Hiç oralarda değilim. Saymadım da. Yaklaşık 20, 22 o civar olmuş olabilir. Ben biraz daha kendini geç eve kapatanlardanım. Birkaç işim yüzünden. Hı hı. Normal gidiyor. Böyle şey değilim. Çok net bir karamsarlığım hiç yok. Hı hı. Çok ümitli, umutlu. Her şeyin güzel olacağını düşünerek yaşamaya çalışıyorum yani. Evet, umut şu an herkese en iyi gelen şey gibi görünüyor zaten, evet, gerçekten. Evet. Instagram'daki fotoğraflarından yola çıkarak biz ekipçe, özellikle Umay başta olmak üzere, zaten dağ evinde falan yaşadığını düşünüyoruz. Doğru, karantinadaydım abi. Evet. Yani ben konsept bir albüm yapmak istedim. Bu albümü anlatmak için de hakikaten Bursa ile Yalova arasında bir dağ evine böyle belirli aralıklarla orayı kiraladım ve oraya kapandık. İşte müzisyen arkadaşlarımızla, işte çekim ekibimizle vesaire. Ben nereden bileydim? Yani gerçekten bu çok, hakikaten çok üstüne gelmesi çok garip oldu yani. Valla biz zaten bu öngöründen korktuğumuzu söylemek istiyoruz başta. Ben de kendimden korktum. Hatta acaba dedim, ulan olsan acaba senin böyle bir tatlı öngörü, acaba böyle bir olacak şeyler arada bir içine doğuyor olabilir mi senin deyip. Tatlı öngörü dedin değil mi? Bu süreçte kendimi dinliyorum mesela. İçin ne diyor olsan, kendini dinle falan. Şey falan diyor içim yani, hani buzluktan kıymayı çıkar. O zaman bence dinle onu. Kıymalı makarna yaparsın. Hatta yani senin için öyle diyorsa biz de buzluktan kıymayı çıkarmalıyız bence şu an. Bütün ülke delice makarna yiyeceğiz önümüzde kaldı. Bana doğan bu yani. İlk karantina açıklaması yapıldı. Yani herkes kendini böyle bir izole etsin açıklaması yapıldıktan sonra muhtemelen İtalya örneğinden bütün makarnalara saldırıldı, makarna bitiyor falan dediler. Makarna üreticileri açıklama yaptı. Açıklama şu: ülkeyi merak etmeyin, ülkeyi makarnaya boğarız. Şaka yapıyorsun. Evet, tabii tehdit etti. Zaten böyle bir şey bekliyorduk. Ondan sonra zaten o makarna sorunu çözüldü. Sonra ondan bir hafta sonra Oğuzhan, prezervatif üreticisi bir marka aynı açıklamayı yaptı. Merak etmeyin, ülkeyi prezervatife boğarız diye. Ülkeyi prezervatife boğarız. Evet evet. Çok acayip ya. Yani başka şeylerle ilgili neyse, şimdi orada şey aklına evet, geldi. Evet, Allah'tan başka bir şey aklına gelmedi kimsenin. Söylemek istediğin başka bir şey var mı ev albümüyle ilgili? Aranjörüme çok teşekkürler. Aranjörüm Abuzittin'e çok teşekkürler. Vallahi ellerine sağlık, biz de bayıldık açıkçası. Kanepe taşıdığın klip ev albümünden mi? Evet, ev albümündeki ilk şarkı o, hesabıma yazıyor. Evet, o gerçekten... Ben anlatmışım o klipte de bile. İnanılmaz.
Yapmaya başladım şu an. Vallahi biz onu birkaç sefer üst üste şey yaptık. Hatta arabanın geldiğinde kanepeyi tekrar çekmene ben bayağı güldüm ilk gördüğümde yani. Peki sence özellikle son dönem bu akustik müziğin bu kadar talep görür hale gelmesinin bir sebebi var mı? Yani Zeynep Bastık ilk akla gelen, tabii bunu başlattığını varsayabileceğimiz en görünür evet. olanı. YouTube'da milyonlarca kişi tarafından dinleniyor. Genel olarak müzik YouTube'da milyonlarca kişi tarafından dinleniyor diyebiliriz. Evet. Ama bu yani büyük prodüksiyonlu aranjelerden, büyük prodüksiyonlu kliplerden insanlar sıkılmış olabilir mi? Ve sıkıldıysa sence neden sıkıldı? Kesinlikle sıkıldılar abi. Benim fikrim. Senin de fikrin o. Biraz da şu oldu abi. YouTube gibi sadece çok samimi şeylerin kabul gördüğü bambaşka bir platform oluşmuşken bu bizim bildiğimiz star diye tabir ettiğimiz bütün sanatçı arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız halktan ekstra kopacak işler yapmaya başladılar. Yani hem müzikal olarak aynı şeyi üretiyorlardı ve sıkılmıştık. Ve çektiği klipler hep daha heybetli, daha vatandaştan uzak, daha parlak ışıklarla, aman yüzündeki sivilce bile görünmesin. Yani hani buradan YouTube'a şöyle bir gerçekliğe bir iniş yaşandı bence. Onun da öncülerinden biri Zeynep'ti veya beraberinde işte atıyorum bir sürü YouTuber, YouTube'da atıyorum komik video çeken arkadaşlarımız bile ki videolarının kalitesi birçoğunun tartışılır, tartışılmaz vesaire. Samimilerdi ve orası hakikaten genç nesil için çok dokunulabilir ünlüler yarattı. Ben bu klişe müzikten kopuşun asıl sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir sebep de şu tabii ki ne yaparsan yap şarkılar kötüydü yani. hani yine esas nedeni atlamışız. yani biri şarkılarla ilgili ciddi sıkıntı vardı. Genç insanlar çıktılar, yeni şarkılarla çıktılar, yeni türlerle çıktılar, daha samimiydiler. Şu an YouTube'un bu bizim klişe dediğimiz dünyayı ele geçirmemesi için gerçekten hiçbir sebep yok. Bir güzel tarafı da şu, yani İstanbul'a gelip plakçıların kapısında elinde USB'lerle, CD'lerle yatan bir sürü çocuk veya genç kimseler onlar. Hı hı. YouTube'a 200 liraya bir klip çekip koydular ve tuttu, oldu da. Aynen. Şarkıları güzeldi. Yani bu aslında bence dev plak şirketi sahipleri veya oraları yöneten abiler, ablalar da yani buradan bence çok pahalı dersler alıyorlar. Almaya da devam edecekler gibi duruyor. Yani hakikaten işte o yüzüne bakmadıkları, yok ya biz klişelerle devam edeceğiz dedikleri, sanatçılarla kötü işler yapmaya devam ederek, yani haftada 6 kere buluşup yemek yiyip 5 dakika müzik konuşmuyorlar. Bunu biliyorum mesela. Yani sadece yemek yiyeyim. Ya ben onların içinde de bulundum abi. Ya bu kadar yemek dememeliyiz ya. Ya bu yemek. Kadar yemek denmez yani. Evet. Her telefonla bir ara bir yemek yiyelim ha. Bak çok güzel bir fikrim var. Bir ara bir yemek yiyelim. Yo fikrini söyle. Yemek yemeyelim. Değil mi? Gerek yok ki bir şey yemem. Evet yani fikrini söyle ve dağılalım yani. Oğuzhan 2007'de BKM ekibine katılmanla ekran önü maceran başladı diye biliyoruz. Evet. İlk o zamanlar nasıldı senin için? Yani oradan önce de ne yapıyordun tam olarak? Oradan öncesi şuydu aslında. Benim eğitimim çocukluğumdan itibaren ben müzik eğitimi aldım. Bütün İstanbul'a geliş amacım, hedefim de aslında müzisyen olmaktı benim. Sonra işte şans, kader bir şekilde Eser İnanlar'la ev arkadaşlığı yapıyorduk. Kendisi de tiyatroyla uğraşıyordu ve işte Aliye diye Kapı Baca Kıran bir dizide oynuyordu kendisi, hatırlarsın sen de. Evet. Aliye'yi kim adı? Aliye'yi hatırlıyor musun Umay? Hatırlıyor, evet. Umay bayağı genç de. Ha. 94'lü müydün Umay'cığım sen? Umay 94'lü. 94'ü de hatırlıyorsa hatırlar. Bayağı böyle bir işti yani. İyi bir işti. Ondan sonra Eser dizi oyunculuğu yapmak istemediğine karar verdi ve başka bir arayışa yönelirken bir şekilde BKM'nin bir sınavla yeni oyuncuları almak istediğini öğrendi. Şahin Irmak vasıtasıyla. Gitti girdi bir şekilde son dakika içeriye. Sonra Eser evde skeçler yazmaya başlarken ben de bir müzik grubumuz vardı. Ben İstiklal Caddesi'ndeki Irish Pub'da sahneye çıkıyordum. Şarkı söylüyordum. Ya. Aynen. Bu tam Fransız konsolosluğunun arasındaki Irish Pub. Bilmez miyim ya? Hakiki Irish Pub yani. Evet evet bilmez miyim? İrlandalı turistlere Haluk Levent öğretiyordum ben. Yani hep kültürümüzü yaymak için. Hep bir tamam. defer.
Vallahi helal olsun. Ondan sonra esere de akıllar veriyordum skeç yazarken işte. Yılmaz abi bunlara skeç yazmayı anlatıyor vesaire. Ben diyorum şöyle bir şaka yapsa komik olur. Böyle dese ya. Oradan biri girsin şöyle desin falan filan diye. Arada da gidip onların izliyordum. Özel geceleri vardı işte. Onları izlerken Yılmaz abiyle tanıştım bir şekilde. Bunlar artık ciddi derslere geçmişlerdi falan. Eser dedi ki ya gelsen mi falan filan. İyi hadi gelsen de bari falan dedi ama şöyle bir sistem vardı BKM'de. Garip ve tehlikeli bir sistem. Biz dedi öğrenci alımını kapattık. Fakat dedi eğer arkadaşın sana kefil oluyorsa gir. Fakat dedi seni sevmezsem arkadaşını da atarım. Senle birlikte. Böyle kefillik sistemi oluşturdu. Sonra da bütün öğrenciler dedi ki buraya sınavla giriş artık bitti. Çok sevdiğiniz, çok yetenekli bulduğunuz arkadaşlarınız varsa kefil olun ve sokun buraya. Ama o batırırsa siz de gidersiniz. Aç. Bunun üzerine yani... Eser beni almayı kabul etti. Sonra biz birlikte İBO'ya kefil olduk. Olmaz olaydık. Yani inan biz hakikaten böyle ne denir ona? Böyle bir memur çocuğu çalışkanlığı vardır ya. Ben memur çocuğuyum mesela. Yani, merhaba. Burada bir şey oldu ve İstanbul'dayım. Arkadaşım benim için kendini riske attı. Yılmaz Erdoğan güzel şeyler olabilir falan filan. Abi ben birden bir çalışmaya başla sen. Ya bana bile hissi geldi olsan ya şu bak, an. Ya bak böyle bir çalışmak yok. Şimdi mesela hala bazen tekrarlarına falan denk geliyorum işte. YouTube'da falan bir skeç görüyorum. Saçımı taramayı unutarak yayına çıkıyorum. Yani prime time'da 8'den 12'ye bir komedi programındayım. 6 skeçim 5'inde oynuyorum. Ve saçımı taramamışım. Yani aklımın ucundan geçmemiş bu. Böyle bir çalışmak. Yani 7-24 sinemaya gitmek için bile mesela haftada bir gün boşumuz vardı. Hakikaten Eser'den izin istediğimi hatırlıyorum ben. Yani gideyim çok güzel bir film gelmiş Eser gideyim ne olur falan yapıyorum. Yani çok çalıştım. Bir daha da herhalde hayatım boyunca o kadar sıkı çalışamam da zaten. Böyle garip bir süreçti. Ben müzisyen olmak isterken bir baktım ayılar gibi skeç yazıyorum. Evet. Eşek gibi de oynuyorum yani onları. Hani 80 sayfa ezberlerle falan çıkıyorum sahneye. Oldum sana oyuncu. Vallahi helal olsun. Biz de bayağı onları seyrettik ya. Bir baktım koca koca konservatuvar mezunu orada bir sürü abilerim var, ablalarım var. Öyle gir, böyle yap. Şu şakayı böyle yaparsan daha komik olur falan. Arada bir lan emin misin falan oluyordu. Onlar da Allah'tan dünya tatlısıydı bütün ekip. Hepsi herkes birbirine müthiş uyumlu bir şekilde çalıştı. Böyle garip, enteresan. Yani dünyanın en komik şeyini yapmadığımızı biliyorduk. Fakat hakikaten şeydik çok. Yani biz bu işi yapacağız abi. Senin şimdi Wikipedia'da mesleğin oyuncu, şarkıcı, besteci, komedyen olarak görünüyor. Yani bu geçirdiğin tecrübe... Gerçekten. Tabii. Yani ama zaten bunların hepsini tarif edebileceğimiz işleri de yaptın. Ve gördüğümüz kadarıyla da yaparken de seyredenler tarafından beğenildi bu. Yaptığın şeyler. Sen en çok hangisini kendine yakın hissediyorsun? Yani benim tahminim müzik daha çok seni tarif eden bir şey ama sen bunların hepsine eşit mesafede misin? Çünkü yani memlekette öyle de bir alışkanlık var ya herkes yapabildiği her şeyin kendine ait olmasından çok hoşlanıyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben aslında böyle mesela şarkıcıyı tercih etmem. Müzisyeni tercih ederim. Yani hani bana daha kendimi iyi hissettiriyor öyle söyleyeyim. Evet. Bir de ona biraz daha yakınım. Yani işte 7 yaşından beri benim hayat, bütün hayallerim bunun üzerineydi. Müzik yapmak, kendi şarkılarını yazmak, kendi sözlerini yazmak vesaire üzerine. Ama hakikaten oyunculuk ve bir şeyler yazmak kısmı öyle enteresan bir yerine dahil oldu ki hayatıma. Şu an atıyorum yani iyi kötü hani güzel şarkılar yazdığımı, güzel sözler yazdığımı duyuyorsam insanlardan bence bunda çok büyük bir pay vardır. Senaryoyla vakit geçirmem. Sevgili Osan, geleneksel sorumuzla başlıyorum. Evet. Hiç estetiğin var mı? Ya da bir eklentin? Yani eklenti derken ne kastettiğimi inan ben de bilmiyorum. Eklentiyi herkese soruyor musunuz? Yok abi, ilk defa böyle soruyorum. Yani nedense sana denk geldi. Anladım. Estetiğim yok. Çok uzun tel taktım ben. Böyle bir dişlerim
Çok iyi görünüyor dişlerin. Tebrik ederim. Ne kadar iyi bakmışsın diyecektim. Evet. Meğer zaten şey, tedavi ettim. Böyle devam edebilirim. Tabii, kaydırmalı diş macunu geldi. Tabii, tabii. Olsan Bey'e hayırlı uğurlu olsun. Diş macunlarını buraya koydum. Zinc hemen burada yukarı. hayırlı uğurlu olsun. Yani, dişleri mi sayabiliriz? Aynen. Bir estetik şeydir sonuçta. Yani onu çok öyle tabii pek işe yarar bir cevap değil biliyorsun. Bizim kastettiğimiz muhtemelen işte botoksun var mı, dolgu, gerçi onları da saymıyoruz. İmplant onu var mı? Yok, ne bileyim da... ben yani Umay, botoks estetik mi? Bence değil diyor Umay mesela. Botoks estetik değil diyor. O yüzden botoksu da saymıyor. Evet. Ya ben yani zaten spor, anlamıyorum. Bence spor yapmak bile estetik ya. İşte tamam abi, görseli değiştirecek herhangi bir hamle yaptığına estetik müdahale oluyor. Anladım. Yok vallahi inan öyle bir müdahalen bir şey. Peki bizim ki... editörün bildiği bir şey mi var? Neden eklenti dedi ya? Bilmem. Eklettiğini de hatırladığım bir şey oldu mu? Çok ciddi bir saç dökülmesi problemim vardı mesela. Onunla ilgili çok güzel hamleler yaptım. Hatta gittiğim aktif olarak bir yer de var. Yani keşke muzdarip olan bir sürü insan bana özelden yazsınlar. Şey yaparım, cevabını da veririm. Ciddi anlamda böyle dökülen saçının durduruldu da hatta ölmediyse... Saç ektirdiğini düşünmüş olabilir. Belki öyle bir pas olabilir. Aynen, çünkü o soru bana çok geliyor. Ben yol arkadaşım iki de, yönetmenimiz Bedran Güzel'e buradan selam olsun. Hep evet. Arabayı ve beni karşıdan çektiğinde... Çok fazla saçım olmadığı için arkası tamam mı yol arkadaşım dedi. Ya gel dedi, ben böyle şeyleri çok sevmiyorum. Gel dedi, bu film için bana bir kıyak yap dedi. Güzel tatlı bir protezle oynayın bu film. Hem biri saçların yıpranmaz. Ben dedim aa olur falan. Abi onu kafaya bir yapıştırdık. O bir zulüm. Yani evet. Üç günde bir onu çıkar aşağıyı tekrar kazı. Bilmem ne yap falan filan. Yani korkunç bir şey olacak iş değil. Bir de o kaşındırır. Müthiş kaşındırıyor. Ve tabii ki de bir insanın o kadar saçı olamaz. Yani kafamda bir dinar sohalıyla gezdim. Yani 6 ay kaşıyamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Kafan kaşınınca böyle yapıyorsun. Kafanı sallıyorsun. Yani o da şu. Geçer. Öyle güzel bir şey. Film bitti. Film biter bitmez ben konser vermeye başladım. Yani çünkü saçın altı şey kazılı. Yani onu çıkarıp atıp en azından evde bir 2 ay oturmam lazım ki uzasın saçlarım falan. O fırsatım da olmadı. Ben o saçlarla bayağı film bittikten sonra bir 5-6 ay daha öyle gezdim. Evet. Sonra bir 1-2 ay dedim ki ne olur 2 ay bana ne konser ne televizyon programı hiçbir şey yapmayayım. Ben dedim bunu atacağım kafamdan. Ve çıkarıp attım yani hakikaten attım. Yani çıkarıp attım. Ve sonra saçlarımın uzamasına müsaade ettim. O süreçte de bu az önce bahsettiğim sistemlere girdim biraz. O yüzden bu saç dökülmesi problemi de öyle çözdüm diyebilirim. Şu an bence bir şeyim bayağı iyi. Taş gibi görünüyor hiç herhangi bir... Tabii tabii açıklık yok yani normal bir saç. Daha evet. Evet. Sevgili Oğuzhan, gizli bir zevk alarak magazin takip ediyor musun yoksa hiç ilgilenmiyor musun? Ya hiç ilgilenmiyorum diyen herkes bence bizim işlerimizi yapan az çok yalan söyler. Yani ben biz belgesel falan değil hayat tabii ki de. Hiçbir şey yapmasan zaten Instagram'ın keşfetinde bile 88 tane işte haydi bugün magazin, şimdi magazin, coşkulu magazin falan diye böyle 1000 tane hesap olduğu için karşına çıkıyor ve görüyorsun illaki. Evet. Sen görmesen hepimizin WhatsApp grupları var, oralardan birileri bir şeyler yolluyor falan. Özel bir şabam yok ama yani bir şekilde maruz kalıyorsun. Hakim oluyorum evet, yani hakim de oluyorum, maruz da kalıyorum, magazinin içindeyiz yani. Peki, ama sabah programları falan onlar mesela çok yıpratıcı buluyorum onları. Yani bu konuyla ilgili fikrimi söylemem gerek. Hiç ayırt etmeden yani ünlü ünsüz yani bir tezgah var ve o tezgahtan şu hızla böyle birileri geçiyor ve böyle şeyler tak 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 falan diye işte hop onu da doğra doğra hadi falan. Satır kıyması. Çok çok ince ince doğruyorlar. Seviyoruz hepsini. Sonsuza kadar 3 adamdan yalnızca biriyle arkadaş kalacaksın gibi bir zorunluluk olsa kimi seçerdin? İkisinden de vazgeçme ihtimalim yok mu? Ha işte yok. İlla biri.
İlla biri. Yani bari şu olsun. İlla biri ise sırf şu yüzden birazcık İbo. Neden İbo? Eser çok hımbı. Yani hiç çıkmaz, gezmez. Hadi yemeğe gidelim, ne işimiz var ya filan. Hadi şuraya bakalım, ne yapacağız ya orada filan. Eser çok çok evdir, çok yayılmacıdır. İbo daha aktif, hayatın içinde bir adamdır. Yani fazla aktiftir, yorucudur. Ama yine orada biraz İbo'cu olur. En azından aktiftir. En azından aktiftir. İstediğimde katılırım İbo'nun hayatına. Mesela ben öğlen 12'de falan uyanıp İbo'yu ararım. Neredesin, ne yapıyorsun filan. Çabuk gel, öğle yemeği yiyoruz. 7'de kalktım, şurada kahvaltı yaptım, şurada bilmem ne yaptım. Sonra bir kitap okudum. Şimdi bilmem neredeyiz, şunlarla öğle yemeği yiyeceğiz falan. Haydi falan. Yaşar. Böyle İbo 200 ile giderken İbo'nun arabasına birden atlayıp bir saat tutunup atlaman lazım arabaya. Yeni şöhret olduğun dönemde magazinin ilgisini çekmiş olmaktan ufak da olsa hoşlandın mı? Kesinlikle. Çünkü biz Teleole izleyerek büyümüş bir nesiliz. Evet. Yani bu her zaman, yani bu işin içinde bunun, magazinin de bunun bir parçası olduğunu bilerek bunu istediğimiz için tabii ki de bir küçük olan demek ki artık tartışmasız bir ünlüyüm yani. Hani beni çekip koyduklarında insanların tanıyacaklarından şüpheleri yok. O biraz da öyle bir kriter oluyor yani. Evet, aslında magazin öyle. Ne şuna geliyorsun? Çok ünlüyüm demek ki yani. Yoksa bu başka türlü... Yoksa beni niye kovu etsinler? Ak Merkez'de mesela Fazıl Say'ı gördüğünde tanımayacak magazinci var mesela. Yani. Doğru, evet, öyle bir ihtimal var. Ama mesela çok daha, ne bileyim, çok daha demeyeyim, ben kıyas sevmem de. Yani magazinci kimi tanıyacağını biliyor yani. Bu daha doğru oldu galiba. Evet, evet, evet. Yani ona malzeme olarak bir şey verebilecek insana şey yapıyorlar. Ama bir tatlı keyfi vardı ilk zaman tabii, tatlıydı. Hiç pişman olduğun bir dövme yaptırdın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Hiç dövmem yok. Ve bir süredir de garip bir şekilde hiç dövmem olmadığı için kendimi şanslı hissediyorum. Neden? Çünkü galiba dövmesi olmayanların dönemi geliyor abi. Gerçekten mi? Bence geliyor. Yani eskiden dövmesi olmak daha spesifik bir şeydi. Bak bende ne var falan filan diye böyle şunlar falan. Only God can judge me falan. Ya da yaklaşık sonuçlar. Yani bence vücuduna hiçbir şey yaptırmamış olmanın kıymetleneceği bir tatlı dönem geliyor. Çünkü herkes kendini şey gibi, yani bir eskiz defterine çevirdi herkes vücudunu. Yani buralardan başlıyor abi, her yere. Buraya gülücük, buraya işte uranyum bilmem nesi, radyoaktif. Buraya barkod. Yani ya gördüğüm her 8 kişinin 12'sinde ensesinde barkod var. Müthiş bir oran. Matematiğin de göz dalıcı. Anladım. Umay, senin kaç dövmen vardı? 7 dövmen var. Haftanın her gününe... Barkodunu göster. Tabii. Kesin. Söylemekten sıkıldığın bir şarkın var mı? Bazen oluyor konserlerde. Sıkılmamak için de yer değiştiriyorum. Yani diyorum ki bunu mesela bu bir iki konser söylemeyelim. Ben bunu bir özleyeyim diyorum mesela. Ha. Ama öyle hani ya bu şarkı kötü, ben bunu söylemek istemiyorum. Yok yok. Yani, kötü diye değil ya. Ama bazen bazı şarkıyı söylemekten sıkıldığın oluyor. Ha, ama değişiyor. Net bir şey, bir tane yok. Birçoğu aynen. Yani belli şarkılar var, mecbursun, söyleyeceksin onları. Yoksa seyirci öldürür. Onun için geldi zaten. Tabii, onun için geldiler ama onun dışında her şeyle böyle Lego gibi sürekli oynuyorum ki hakikaten sıkılmayayım diye. Çünkü gerçekten şey çok zor. Yani işte sürekli aynı oyunu oynamak bile öyle ya. Evet. Bazı oyunun içine bir küçük bir cümleni değiştiriyorsun. O günkü bütün eğlence ne oluyor mesela? Aynen. Çünkü bak bugün bunu kattık bu oyuna. Küçük bir jest, küçük bir mimik. Konserde de o oluyor yani. Hani bazen iki şarkının yerini değiştiriyorsun. Diyorsun ki ya bak seyirci bununla daha çok eğlendi galiba falan. Öyle değişiklikler şart. Yoksa aynı şey sürekli çok gitmiyor. Çok biraz hızlı. Zor oluyor, evet. Doğru. Hiç reddettiğin ama sonrasında yer gök yıkan bir iş oldu mu? Oldu. Bir tane drama dizisi oldu. Aa. Evet, çok yıllar önce. Bir ara bana çok çok dizi geliyor ve drama işleri hep. Ve ben hayır, oynamak istemiyorum diyerek hepsini reddetmiş bulundum. Ve bir tanesi gerçekten kapı baca kırdı. Çok uzun sürmedi ama etkisi çok büyüktü dizinin. Allah Allah. Tüm kariyerinde dinlemeye bile tahammül edemediğin, bu şarkıyı hangi kafayla yazmışım yahu dediğin bir şarkın var mı? Yok. Yok. Çok vicdanen rahatlıkla söyleyebilirim.
aynısını kendi evimde kullanıyorum. Yaptığım her şarkı. Yani hiç ben kullanmadığım şarkıyı size vermem. Yani aynen. Hakikaten böyle kılı kırk yararak şarkı yazmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman da ya bu da çok olmadı ama araya sıkıştıralım hiç istemedim. İyi kötü az çok beni dinleyen seven kimse de bu da olmamış veya bununla bizi kandırmışsın demez. Domuz gribi diye bir şarkı yapmıştım bir skeç içinde kullanılmak üzere. Yani en çok dinlenen şarkımdan daha çok dinlenebilir. Sadece onun garip bir pişmanlığını yaşıyorum o kadar. Fake hesabın ve gizli gizli takip ettiğin insanlar var mı? Yok. Sosyal medyada dünyanın en düz insanı olabilirim. Müthiş. Sıfır fake account, sıfır yakın arkadaşlar paylaşımı. Sadece girip bakıp çıkıyor. Güvenli ama. Güvenli ve biraz dede gibi ya. Evet yani. İyi, fark etmez ama güvenli. Yani o bence daha temiz gibi duruyor. Peki sarhoşken attığın, uyanınca kafama sıçayım dediğin bir mesajın oldu mu? Mesaj atmadım ama... Kafama sıçayım dedim diye. Çok dedim. O sıra yanımda yöremde bazı insanlara kırıcı olmuş olabilirim. Mesela birkaç kere bunun pişmanlığını yaşamış olabilirim. Yani yakın çevreme, arkadaşlarıma değil. Tanımadığım ve densizlik yapan. Bu arada kesinlikle haklıydım hepsinde. Fakat gerek yok. Anladım. 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 Zaptiye'ye dönen cinstensin sen. Aynen öyle. Yani az önceki mesele aslında. Tatlılar ve tatsızlar her yerde varlar yani. Anladım. Gece de varlar. Alkol alınan yerlerde de varlar. Her yerdeler biliyorsun. tatsız da içince tatsız oluyor. Daha tatsız oluyor. Evet. Ben de onunla tatsız oluyorum. Tadımız kaçıyor. Tadımız kaçıyor. Evet. Kulisinde olmazsa olmazların neler? Çok dev bir olmazsa olmazım var ve gerçekten bir kere o olmadığı için ciddi kızdım. Jelibon. Jelibon. Yani Çünkü neden? Seviyorum, biliyorum. Nasıl anlamadım. Neden dedin? Jelibon seviyorum yani yiyorum. Yumuşak şekerleme mi diyeyim, ne diyeyim bilemedim ki artık. Hayır, jelibon okey. Jelibon dediğinde biz anlıyoruz da yani bu kadar seviyor olmanın özel bir nedeni var. Diyorum ve konserlerden önce falan çok hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıyor beni jelibon. Garip bir şekilde. Ve inanır mısın? Yani milletin, insanların kulis riderlarını, kulis riderını da açayım. Hani kulis istekleri. Yani çok abuk kulis istekleri okudum, duydum, gördüm. Evet. Ve gerçekten olmayacak şey. Yani kuş sütü kuru üzüm falan filan. Ve benim gerçekten zencefilli çay, yani zencefil, taze zencefil, taze nane ve jelibon istiyorum kulisime. Yani ve... zencefilli çay biraz daha konser isteği gibi duyuluyor açıkçası. Evet. Ama jelibon konusunda, yani çünkü gözümde böyle bir esneyen bir ufak ayı var abi. Yani kim yok, kumarım yok. Bir jelibonum var orada konserden konsere. Bence yani bu arada biz bunu inside olarak aldık zaten bilgi olarak ve ekip içinde en tatlı bulunan isteklerden biri olarak yerini aldı açıkçası. Yani çok minnoş bir kapris bu. Yani çok saçma ve fakat sen bir de beni jelibon olmadığında gör ama. Nerede jelibon falan. Ama gerçekten görmek isterim. Yani bir gün bir konserine özellikle jelibonu kuliste saklayarak kulisten dahil çok, olacağım. Çok tatlı seyrediyorum. Diyorum ki ya yapmayın ya. Ya 2 TL ya. Jelibon, bir jelibonumuz var ya. 2 TL ya. Evet. Falan yapıyorum. Hiç baştan sona her şeyin ters gittiği bir konserin oldu mu? Oldu. Bayağı 15-20 bin kişi bir yerde konsere çıktım. Bir şehirde, belediyede, bir yerde. Hatırlamıyorum neresi olduğunu. Ve böyle işte geliyor, haydi falan filan intro girdi. Çat 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 dediler. Sahneye çıktım falan. İyi akşamlar diyeceğim. Ve hani iyi akşamlar hey falan olur ya. Hani konser budur yani. Aha. Hiç ses çıkmadı şarkı boyunca. Hiç yok. Ve ben söylüyorum. Karşıdan hallediyoruz, sen devam etler geldi. Bir şarkı, iki şarkı, üç şarkı, 20 bin kişi. Sahnedeyim, orkestra cayır cayır çalıyor ve şarkıcı şarkı söylemiyor. Yani
sinirlenemiyorsun da. Hani orada 20 bin kişi var. Bir şey yani yapsanız da şunu falan. Böyle Bülent Ersoy gibi mikrofonla kemancı vuramadığım için. Sen de hoş durmaz evet. Olmuyor da bir şey de yapamadım. Böyle en son bağırmaya başladım falan. Ay benim oldu falan. Ama zaten her konsere gerçekten o şeyle çıkıyorum artık. Yani acaba bugün ne yaşayacağız? Hani çok çok hazırlıklıyım hepsine yani. Çok şükür hepsinin altından bir şekilde kalktım. 5 şarkı falan sesim çıkmadı o konserde. Oo, hem de vallahi helal olsun, seyirci de seni seviyormuş bayağı olsa. De seviyormuş. Yani onlar da tatlı karşıladılar. Ben de elimden geleni yaptım. Bir hafta konuşamadım ama sonra 20 bin kişiye sesini duyuracağını bir an için düşünmüş olman bile. Yerini orada bırakmıyor gerçekten. Dışarıdan bakıldığında çok efendi, düzgün bir imajla tanıyoruz aslında. Evet. Hiç böyle seninle ilgili şaşırtıcı bir şeyle sarsılma ihtimalimiz falan var mı? Mesela ay şöyle bir huyum var bilseniz yani falan diyeceğim bir şey var mı? Yani yok inan aslında ne biliyor musun abi yani... Bu stabilliği seviyorum ve aslında hayatımda da öyle o stabillikte insanlar bulmaya çalışıyorum. Çünkü biraz aslında hayat şeye gitti ya, deliler fazlalaştı. Yani biz makul, mantıklı insanlar ki kendimi onun içine dahil ediyorum. İnşallah onlardan biriyimdir. Makul ve mantıklı insan arıyorum. Sessiz, sakin. Yani hani ibresi şöyle giden insan arıyorum. Herkes böyle, sinirlenince böyle. Duygulanınca böyle falan hani evet o yarattığım imajdan çok mutlu ve memnunum aslında. O imajın adamı olmak istiyorum. Hayatımda da öyle insanlar istiyorum. Çünkü gerçekten yeterince deli var etrafta. Yani ben onlardan biri olmak istemiyorum. Bir güven vermek istiyorum karşımdakine yani. O yüzden eğer imaj oysa çok mutlu olurum bundan. Evet bence o. Yani bizim çevremizde gördüğümüz kadarıyla çok şaşırtabileceğim bir şey muhtemelen yapmayacağım hiçbir zaman. Müthiş. Peki salgın süresince yaptığın en dikkatsizce şey neydi? Pizza istedim. Şeyden, pizzacıdan, kuryeden değil, pizzacıdan. Kuryeyle öpüştük, fotoğraf çekildik. Şaka yapıyorsun ya olsun. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Abi, ya unuttum. Adam da bir coşku girdi. Vay abi falan oldu. O da bir yükseldi beni görünce. Ben de 10 gündür evdeyim. Hiç kimseyi görmüyorum. Ben de bir an bir vay baba ne haber falan. Pizzacıyı mı öptün abi? Manyak mısın sen ya? Abi seni vay sana kurban olurum falan diye. Ya bir sarıl ya dedim. Pat pat eldivenler falan. Pat pat koydu onları benim omuzlara böyle. Mua mua falan. Sonra pizzayı aldım. Kapattı gittim böyle bir. Hani o şeyi Banu Alkan filmlerinde vardır ya böyle hani. Biraz sonra bir. Duşta ağladığı bir an vardır ya böyle. Falan. Sonra bir 45 dakika öyle buldum kendimi. Ağladım açıldım. Yanlış anlamışsın. Yani valla abiyle bir an belki o da günlerdir kimseye dokunmuyordu. Öyle düşünmek lazım. Büyük ihtimalle. Yazık evet, zaten yani, sadece senlik bir şey değil ki. Belki sen taşıyıcısını adama bulaştırdın doğru. Ya. Doğru. Unuttuk. Vallahi unuttuk. Ay inşallah o da gidip temizlenmiştir ya. Yazık ki vallahi elini verdi. Yine çıkardığı gibi bitti zaten. Duşta ağlayan yine ben. Hoşuna giden bir projede hiç böyle o insan varsa ben olmayayım ya kardeşim dediğin oldu mu? Olmadı. Şundan olmadı. Hep kendi projelerimizi iyi kötü üretme fırsatımız olduğu için hani başkasından gelen bir projeyi işte çok öyle içinde bulunma şansım olmadı. Daha doğrusu şeye kadar kimler var o varsa bakayım falan. Ama mesela şunu biliyorum ki hani yarın bir gün böyle bir işin içinde yer alsam o da mı var ya diyeceğim. Çok insan var. Ha, birikti bu arada diyorsun. Var tabii olmaz mı yani. Tatlılar ve tatsızlar. Hiç Instagram'da stalk yaparken yanlışlıkla birini like ettiğin oldu mu? Yok ödüm kopar zaten böyle var ya böyle. Aman orada aman. Da dikkatlisin. Çok Allah enteresan. Doğru haklısın da. Peki yıllarca gözünde büyüttüğün ama tanışınca fıs çıkan bir ünlü oldu mu? Çünkü tanıyınca şu oluyor. Tanımadığında başka bir yere koyuyorsun kafanda ve evet. Şunu unutuyorsun aslında. Belki de bu bizim ünlülere yaptığımız bir haksızlık.
Aynen. Sorularını unutuyoruz yani. Aynen. Tabii evet. Zaten dert o. Bir imgesi var onun. Aynen öyle. Ya o imgeyle gelecek. Belki Tarkan'la tavla oynasak belki zar tutacak. Anladın mı? Belki hile yapacak. Tarkan'a bak ya sen diyeceğim belki de, anladın mı? Ama bilmediğim için şu an Tarkan o. Burada duruyor. Tarkan yani. Senin için tavlada asla hile yapmaz. Ya Tarkan tavla oynar mı? Tarkan bir kere niye tavla oynuyor? Hadi oynadın. Niye zar tutacaksın? Şımarık arkadaş çocuklarını kimse görmeden çimdirdiğin oluyor mu? Yani öyle bir, yani hiçbir bir eserin çocuğu var, o da daha çimdirilecek ebata gelmedi. Evet. Onun dışında böyle çok yakın arkadaşlarımın çocuklarıyla çok şey yapamadım henüz. Öyle bir çocukla denk gelmedim. Bugüne dek karşında oynayan bir oyuncuya yaptığın en büyük pislik neydi? Genelde karşımdaki oyuncu hep İbrahim Büyükak olduğu için çok büyük bir pislik yapamıyordum yani. O daha büyüğünü bana yapıyordu çünkü misliyle cevap verdiği için. Ama bir gün İbo'nun gerçekten bir sahneyi oynamasına ciddi engel olduğumu hatırlıyorum. Yani artık hani Bedran da bizi azarlamaya başladı ama ben çok, yani ben dedim bugün böyle yani bilmiyorum niye falan. Ciddi bir sabote bir durum olmuştu. Sahnede kötü oldu. Güzel de olmadı. Aa. Evet. Mağanın çok özür dilerim. ve bu pisliği geri getirmeyecek. Evet. Neyse canım, geçmiş olsun. Umay'a ve Tuşbe'de soruyoruz. Sizce dürüst müydü Oğuzhan Bey? Seninle ilgili internette en sık rastlanan yorumlar kesin çok iyi ezan okur gibi gerçekçi ihtimaller ya da zorla burnuna otrivin sıkasım geliyor gibi zalim yorumlardan oluşuyor. Gerçekten ilginç bir ses rengin olduğu aşikar. Bunun zorluklarını yaşadın mı hiç? Bunun zorluklarından ziyade bunun avantajlarını yaşadım diyebilirim. Çünkü bu beni çok hızlı ayırdı diğer seslerden ve bu benim aslında bilerek ve isteyerek yapmayı tercih ettiğim bir şeydi. Ha. Ben öyle söylemeyi seviyorum. Ve şimdi yani öyle hoşuma gitti. Öyle keyif aldım. Öyle gittim. Çünkü hani müziğe başlarken şey değildi ya, hani birdenbire DMC'nin yeni starı, seni takım elbiseler içinde bilmem nelerle sahneye süreceğiz diye piyasaya çıkmadığım için bu adam kendi şarkılarını yazıyor ve söylüyor. Ben böyle söylüyorum. Böyle seviyorum. Diyerek çıktığım bir şeydi. Çok hızlı ayırdı beni. Fakat sonra tabii çok bu eleştiriyi de aldım. Her seferinde de güldüm. Çok da eğlendim. Sonra söyleme stilimi değiştirdim. Mesela son albümü dinleyen, iyi kötü dinleyen herkes de şu yorumu yapıyor. Artık bunundan söylemiyor. Aferin falan. Yani, evet yani söylemeyebiliyorum istediğimde. Evet öyle söylemedim. Fikirler değişiyor. Benim de keyif aldığım vokal çeşitleri değişti falan filan. Onu da öyle söyledim. Fakat şunu fark ettim. O burnu tıkalı vokal şekli meşhur oldu ülkede. Tabii. Yani şu an adını sayabileceğim 8 kişi var YouTube'da. Bayağı 100 milyonlar dinlenen. Tabii. Ne? Nazal Show. Büyük bir Nazal Show var. Galiba bir canavar yarattım. Farkında olmadım. Yani, valla ne denir de bilmiyorum. Bunu, eline sağlık da diyeceğimiz bir şey değil. Böyle ben söylemiyorum şu an ve öyle bir şeye gitti iş. Enteresan yani. Garipti. Ama çok eğlenceli buluyorum. Yani şey güzel. Şarkı söyleyen birinin sesinin karakteristik olmasını seviyorum. Üç adam muhabbetinden hepinizin ayrı ayrı bayıldığınızı tahmin ediyorum zaten. Peki bu bir yandan da seni oyunculuk anlamında en azından yine de bu çemberin içinde tutan da bir yapı gibi de duruyor. Bu üç adam geyiği. Yani artık geyiği diyeyim. Yani üç arkadaş olmanızdan farklı bir şey tarif ediyor bu çünkü. Peki başka ekiplerle bir şey yapma fikrin var mı? Neden olmasın? Tabii ki. Ne güzel olur. Fakat orada aslında durum şu. Biraz böyle iyi kötü bir senaryo okuyabilen, okuduğu senaryoyu değerlendirebilen, ki bence mesela sen onlardan birisin. Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Yani nasıl diyeyim ona? Ya her şeye atlamıyorsak bunun bir sebebi varlığa bağlamak istiyorum. Çünkü yani 800 tane iş var ve bunun hakikaten 500'ü sana da geliyor, bana da geliyor. Bir ucundan köşesinden hem haberdar oluyoruz hem de içinde olur musun geliyor bir şekilde bize, ama
Orada iyi kötü ne bileyim işte bir şeyi okuma, değerlendirme, kendi izlemeyeceğim şeyin içinde çok olmak istemiyorum açıkçası. Kendi izleyeceğim şey de az, sen de biliyorsun. Yani evet. İzlediğim. Ya, haklısın. Ha, yani yılda 3 tane film çıkıyor. Keşke bunda ben de oynasaydım diyebileceğim. Bir tane de dizi hadi diyelim. Hadi yılda çıkarsa dizi, öp başına güzel koy. Güzel rakam. Çıkarsa öp başına koy yani. Aynen. Bunlardan biri olursa neden olmasın? Seve seve, bayıla bayıla. Hani bizim de göbeğimiz birlikte kesilmedi tabii ki de. Evet. Bunlar olmayınca da insan ister istemez kendini bildiği, aynı seviyede sohbet edebildiği, evet, güvende hissettiği arkadaşlarının eşini dostunun yanına atıyor ve kendi işini üretmek zorunda kalıyorsun. Bir de üretebiliyorsan niye duracaksın ki olsa? Üretebiliyorsan da tabii ki üret. Yani ben de hazıra evet konarsam. Evet abi. Ne yapsın yani? Ben de bir tane yazdığımda oynayayım yani. Hakikaten doğru. Çok uzun süredir piyasanın içinde olduğunu söyleyebiliriz artık zaten. Oyuncu olarak veya bir müzisyen olarak örnek aldığın birileri var mı? Mesela böyle 70'imde şöyle bir insan olmak istiyorum dediğin biri var mı? Ya böyle idoller belirlemedim açıkçası kendime ama çok sevdiğim, çok severek izlediğim, severek dinlediğim bir sürü isim var. Ve birçoğu da Türk. Yani hiç öyle Anthony Quinn falan değil yani, hani şeyim, şahane isimler hepsi de. Mesela ben televizyonda gördüğüm, televizyonda yapılabilecek en gerçek oyunculuğu yapan Halit Ergenç'in ciddi bir hayranıyım mesela. Yani bu kadar zor dramalar içinde herkesin birbiriyle 78 saniye böyle bakıştığı, ne falan diye şaşırdığı dizilerin içinde hiç o klişelere girmeden şov yaparak bir oyunculuk yapıyor bence mesela. Ciddi bir hayranıyım. Müzikte hayran olduğum çok insan var. Yani klişe olacak ama Sezen Aksu. Rica ederim. Yani klişeler zaten çalıştığı yani, için evet, klişe olur ya. Klişe bir idol artık ama yani idol alınmayacak gibi biri de değil yani. Uzunca bir süre. Bizden sonraki nesiller şimdi bence öyle olacak. Yani keşke yarın bir gün hakikaten onun yaptığı şarkıların yarısı kadar böyle anlamlı, derin şarkılar yapmış olabilsem. Çok güzel olur. Vallahi ne kadar zarif tarif ettin. Duysa bence onun da hoşuna giderdi diyeceğim de o da acaba doymuş mudur onu da bilmiyorum yani. Ediyor olsa ya. Peki. Ama tamam be. Mahallesinin tekrarını açma diyor. Peki Oğuzhan, Harbiye konserinde bir babanı sahneye alıp aile tarihinize müthiş bir anı yerleştirme hikayen var. Hem senin Harbiye tecrübeni hem de babanla sahnede olmanın ne hissettirdiğini çok merak ediyorum ben. Benim babam sesi çok güzel bir adamdır. Fakat hayatımda mikrofonu gerçekten Harbiye gösteri merkezinde 5000 kişinin karşısında ilk defa mikrofon tuttu. Müzikle herhangi bir alakası yok. Sadece köyde büyümüş bir adam, çalışmış, çabalamış bütün ömür boyunca, sonunda da ben köyüme geri döneceğim arkadaş deyip Erzincan'a tekrar köye dönmüş bir adam. Babamı Harbiye konserine Erzincan'ın Üzümlü köyünden getirttim ben. Ve yani o kadar konunun içinde değil ki, şey de yok hani adamda hiç. Hani şan, şöhret, hani ünlü ailesi olmak, ünlü anne babası olmak diye bir şey vardır ya. Hani, babalar senden daha çok yaşar o şöhreti falan. Umurunda değil, arar, iyi misin? İyi, tamam oğlum der, kapatır falan. Hani hiç oralarda yok. Hani yeni albümün çok iyi, yeni program, bu hafta sizi izledim falan. Yani hiç yok, hiç bilmez ne yaptığımı. Ben de aradım, dedim ki Harbiye konserine, baba dedim, Harbiye konseri var. Ya dedim, aklımda bir şey var ama yapar mısın bilmiyorum dedim. Benle dedim, şarkı söylemek ister misin dedim sadece. Ne zaman? Ya mesela Harbiye'nin nasıl bir yer olduğunu bilse böyle bir cevap veremez. O kadar oraya hakim değil. Baba dedim işte 4 Eylül'de falan. 4 Eylül. Tamam, 4'üne bilet al. 5'inde dönerim ama kalamam dedi. Ya mesela şunu söylemedi. Harbiye mi? Bir dakika, nasıl bir adam? Ben şarkı söylemedim sahnede hayatımda. Yapamam ki ben falan. Bunlar yok mesela. Geldi. Ne söylüyoruz? Huma kuşu. Huma kuşu yükseklerden seslenir dedi, söyledi, indi gitti. Şaka eve yapıyorsun. Eve de geldim, çay içiyor. Ah. Ben onları yolladım eve, bir saat sonra geldim. Eve geldim, çay içiyor falan. Güzel oldu değil mi dedi falan. Anlayamadığım bir cool'luk yani.
sanki hakikaten şey ya, Tarkan'la çıktım sahneye yani. Muhteşem. Oy, çok enteresan. Sabah bizi havaalanına geç bırakmayın, döneceğim dedi. Döndü köye, tamam. Hiçbir şey olmamış gibi. Aa. Yani şeyi de anlatmıyor. Oğlum heyecanlandım. 5000 kişi var orada falan. Hiç bundan bahsetmedik. Bir daha da bahsetmedik bundan. Hiç? Yok. Ben Allah'ım. Ben bana hayatımın en güzel anısı oldu. Bitti gitti bu kadar. Gidemediğine de eminim mesela. Aa. Yok oralarda yok. Adam yok ya orada yani. Sevmiyor öyle şeyler. Vay anısını. Ama peki. Hayatımın anısıydı. Çok güzeldi. Tuğba Balta isimli hanımefendiden gelen ilk parçamızla sizlerleyiz. Bu ne ya? Bu ne be? Tekrar çalayım. Lütfen. Bayağı söylemiş hanımefendi. Ama olsan... sen şarkıyı bildiğin için sana şu an öyle görünüyor. Evet. Bunu sen de anladın. Desen... Soralım. Kime soracağız? Soramayız. Esra Hanım'a soralım. O saksının orada. Kendisi bilmiş mi? Her gece ben her gece üzülmüşüm. O zaman çok özür diliyorum Oğuzhan Bey. Bir hımlama duymadım. Tuğba Hanım'a ayrıca ben o özellikle teşekkür ediyorum bu berbat hımlaması için. Çünkü en nihayetinde size kaçmış oldu. Afiyet bal şeker olsun. Çok sağ ol. Bir kadeh balzamik hak etmediniz mi ya şu an? O ne sirke? Yo fark etmez. Ben önce sirke sonra balzamik diyeceğim. Mantıklı. Ben de ona göre altlık yaptım yani. Tamam. Afiyet bal şeker olsun efendim. Ben vurun sirkenizi. Evet. Oh afiyet bal şeker olsun diyor ve hemen bir diğer hımlamamızla sizlerleyiz diyorum. Geliyor. Ama kimin için atıyor bu yürek? Söyle kimin Dizli için mi? Atıyor bu yürek? Bahar Alpaydın, yani boyun devrilsin be kızım. Ne içeceğim? Bahar Apaydın'ı da buradan alkışlıyoruz. Hımlama böyle olur. Hımlama böyle olur. Ben de o zaman elma sirkem var benim. Seninki kadar koyu görünmese de elma sirkesi. Oh yarası. İçildi değil mi? Bitti. Aa. He? İçildi bitti ne ya? Memleketteki bütün sirkeyi ben içtim şu an. Geliyor Mehmet Yavuz isimli hımlama profesörü, bir başka stajyerimizden geliyor. Umarım bilememene sebep olacaktır. Şarkının ismini ben okuyamıyorum çünkü buradan. Allah iyiliğini versin Mehmetçim ya. Anladın mı? O kadar. Anlamadım. Hayır değil de ben de anlamışım. Bir daha gelsin diyeceğim. Gönlümdeki sevdaya aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Ortada biride buradan Mehmet Bey'e sesleniyorum. Seni evinden karantina bitirince aldıracağım. Allah Balzamik Allah. Balzamik şive mi yaptı Balzamik? Şive yaptı çünkü ağzımı tam kapatıp açamıyorum. Böyle dilim doğru yere gitmiyor. Böyle gibi bir şey oluyor. Hanımlar beyler, Oğuzhan Bey alkışlarınızla kazanmış oldu yine.
diğer her şeyi kazandığı gibi bunu da kazandı. Bu arada ben burada fade out yapabiliyorum. Müthiş bir yetenek bu. Kendim sesi de kısabiliyorum. Harikulade ya gerçekten. Sevgili izleyenler ve sevgili olsam ben yavaş yavaş evin içinde kendi işimi kendim görmeye başladım resmen. İnşallah kendi omzuma dokunduğumda alkış sesi çıkarmaya başlamam. En çok korktuğum şey o. Onun dışında fena gitmiyorum. Oğuzhan çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu kadar iptidai koşullarda gerçekten yani hayatımızın hiçbir zaman unutamayacağımız bir evresinde enteresan bir şeyler yaparak işimizi gücümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah stüdyoda yaparız birlikte ama bunun da tadı bir başka, bunun da anısı bir başka oldu bence. Valla benim için de öyle, gerçekten anı defteri gibi bir şey oluyor Oğuzhan yani... Yani biz daha önce mesai harcayabilme fırsatına sahip olmadık ama yani bu içinde bulunduğumuz koşullar sırasında aslında insanların çok da fazla keyif içinde yaşamadığını da bildiğimiz bir dönemdeyiz. Buna rağmen bir araya gelip bir şey üretiyor olma çabası benim için de ayrıca çok özel. Zannediyorum seyredenler için de öyledir. O yüzden senin özelinde diğer tüm online konuklara da ayrıca bir alkış gelmesin mi be? Gelsin, hazır gel. Makineden çalıyorken. Yavrum sesiniz çabuk açılsın ama sizin. Sanırım kendime basarak yapmayı çabuk bulsam daha iyi olacak. Abi, Oğuzhan. Biliyor musun? Evet. Az önce bundan sonra falan deyince. Oğuzhan çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yine canlı canlı sahnede o tatlı tuşe seyircisinin karşısında da bir arada olmayı diliyorum. Umarım. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgili izleyenler haftaya yine evde muhtemelen ama her hafta içi de bir şekilde PSM YouTube kanalında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.